Merhaba arkadaşlar, bugün borsanın olasılıklardan ibareti olduğunu ve bu olasılıklara göre nasıl bir sistem tercih etmemiz gerektiğini, nasıl test etmemiz gerektiğini size bir simülasyonda anlatacağım. Örneğin borsada kullandığımız bir sistemin kazanma olasılığı %50 diyelim. Burada 5 olarak yazılmış ama %50 anlamına gelmekte. %50 kazanma olan bir sistemde örneğin herhangi bir sistem kullanmadan yazı tura atsanız ve herhangi bir yerde girseniz, yani herhangi bir yerde alım yapsanız, bir koyup bir A şeklinde bir işlem seçseniz şu şekilde oluyor. Şu sol tarafta 10.000 TL'nin ne kadar değiştiğini işlem sonucunda görmektesiniz. Birinci işlem sonucunda, bu tabi simülasyon, her seferinde bu grafik değişecek. 10.000 lira 9.900'e düşmüş. Yani 10.000 sıfır, herhangi bir karımız olmadığında sıfır olarak görünüyor. 100 TL düşüyor. Sonra artıyor. 100 TL buraya düşüyor. 100 TL bir daha düşüyor. Sonra biraz artıyor. Tekrar düşüyor. Tekrar artıyor. Burada kayıp yapıyoruz 2 kere. Bir kere kazanç. Bir kere kayıp. Bir kere kazanç. 2 kere kayıp. Şurada 2 kere kayıp. Bunu görmektesiniz. Bunun gibi devam ediyor. Şimdi bu simülasyonu çalıştıracağım. Bu grafikteki değerler rastlantısal olarak değişecek. Burada gördüğünüz gibi ilk başta 2 kere yukarı çıkmış ve daha sonra aşağıya inmiş. Sonuçta herhangi bir kazancımız olmuyor. Burada yaptığımız 25 borsa işlemi sonucunda herhangi bir kazanç ve getirimiz olmuyor. Tekrar yapalım. Rastgele burada bir kazancımız oldu. Burada tekrar kazancımız olmadı. Rastgele yapılan bir simülasyon. Bunu böyle sürekli tekrarlarsam, hatta çok kötü kayıplarımız olabiliyor. Gördüğünüz gibi bayağı aşağı iniyor bu grafik. Yani ne kadar rastlantısal olduğunu görüyorsunuz. Eğer herhangi bir sisteminiz olmazsa, yani %50 doğruluk oranı olan bir sistem nasıl oluyor? Yazı tura atarak borsada işlem yaparsanız, tura gelirse al, gelmezse alma türünde %50 olasılığa denk gelmekte. Gördüğünüz gibi bu grafiğin ne kadar, şurası sıfır noktası, bunun aşağısına inmesi zarar ettiğinizi göstermekte. Ve herhangi bir yere ilerlemiyor bu. Bir sisteminiz olmazsa borsadan aldığınız sonuç da bu grafikteki gibi, simülasyondaki gibi olacaktır. Rastlantısal, belki örneğin burada olduğu gibi küçük bir geri dönüşümünüz olabilir, getiriniz olabilir. Ama genel olarak baktığınızda herhangi bir getirisi olmayacaktır borsanın. Şimdi burada birkaç değişiklik yapalım. Örneğin %60 doğruluk olan test ettiğiniz sisteminizin doğruluk oranı %60 diyelim. Ve risk yönetiminizi de çok iyi yaptınız. Sadece bu konuları bir koyup 2 alacağımız pozisyonlara nasıl gireriz? Kazancı yüksek olan, yüzdelik olarak yüksek olan sistemler nedir? Onları başka zamanlar anlatacağım. Onları siz de kendiniz araştırıp test edebilirsiniz. Eğer istiyorsanız bu konuda size kurs da verebilirim. Şimdi 1'e 2 koyup aldığımız sistemlerde hemen gördük ki yeşiller daha çok olmaya başladı. Simülasyonu tekrar çalıştıralım. Bu grafiği biraz küçülteyim. Alt tarafı da görünsün. Gördüğünüz gibi sıfır noktası hep aşağıda. ve kazanç oranının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Sürekli çalıştırayım bunu. Bir yerde bir aşağı indiğini gördük. Genelde bu kısım hep yukarı doğru. Peki bir koyup bir alacağınız bir sistemde doğruluk oranı nasıl oluyor? Tekrar yüzdelik olarak doğruluğunuzun yüksek olmasına rağmen, %61 doğruluk oranınız olmasına rağmen bir koyup bir alacağınız sistemlere girerseniz biraz aşağı inmeye başlıyor. Hatta burada gördüğünüz gibi sonuçlar negatif olabiliyor sizin için. %70 doğruluk oranı olan bir sistem genelde azdır, bayağı azdır. Burada bir koyup bir alacağınız risk yönetimi size kazanç sağlıyor. Fakat %70 doğruluk oranı tabii azdır. %70 doğruluk oranında bir koyup iki alacağınız sistemlerde doğruluk oranınızın da bayağı arttığını görmektesiniz. Böyle bir sistem bayağı iyi görünmekte. Her zaman sağda yukarıda olduğunu görüyoruz. Şimdi 100 tane simülasyon yapılmıştır ortalama. Her seferinde kapanışın, yani 25 işlem sonunda karımızın yukarı doğru olduğunu görmekteyiz. Fakat tekrar doğruluk oranı %50 olan bir sistem yaptığımızda, yani yazı tura atmak gibi %50 olan bir sistem kullandığımızda, burada olduğu gibi getirisinin azaldığını görmekteyiz. Bayağı negatif olabiliyor yani. Bir koyup bir aldığınızda tamamen kötüleşiyor. Evet, borsanın simülasyon kısmı da bu şekilde, anlamanız açısından yaptım bunu. Borsa aslında bir olasılıklar oyunu. Eğitimli bir şekilde tahminlerinizi yapıyorsunuz. Olasılık derken kumarda bir olasılıktır. Buradaki olasılıklar oyunu, yani riskinizi azaltıp bir avantajınız olacak şekildeki işlemlere giriyorsunuz. Örneğin kazanma olasılığı yüksek olan ve risk yönetiminizi iyi yaptığınız sistemler kullanarak işlem yaparsanız borsada kazanma oranınız ve her zaman kazanmıyorsunuz borsada gördüğünüz gibi ama toplamda kazancınız yüksek olmakta. Bundaki iki etken, kullandığınız sistemin doğruluk oranı %60 ise örneğin, bir koyup 3 alacağınız pozisyonlara giriyorsanız 2 kayıp 3 kazanç, 1 kayıp 3 kazanç, 1 kayıp 1 kazanç, 2 kayıp 3 kazanç türünde, ama kazandığınız zaman 3 katı daha fazla, kaybettiğinizden 3 katı daha fazla kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir sistemde kaybetmeniz, hiç kaybetmemeniz mümkün değil tabi. Kaybettiğinizde ama kayıplarınız az oluyor. Kazandığınızda bir kaybettiğinizin 3 katı fazla kazanıyorsunuz. Ve toplamda kazançlı oluyorsunuz. Yaptığınız bütün işlemler toplamında, artı eksi yapıldığında toplama işleminde kazançlı oluyorsunuz. Bu iki parametreye dikkat ettiğiniz ve bunları doğrulayacak sistemler kullandığınız sürece borsada kazanma ihtimaliniz vardır. Görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.